200 gram krema, 50 gram tereyağı, 6-7 yaprak fesleğen, 20 gram çeri domates, 75 gram karides, 3 diş sarımsak ve fettuccine. Malzemelerimi sotelemek için sadece zeytinyağı, karidesler için de beyaz şarap. Evet efendim, bugün yapacağımız karidesi fettuccine makarna servisi sunacağız efendim. Yapım aşamasında el yapımı fettuccine'mizi kaynayan suyumuzun içerisine döküyoruz. Ve yaklaşık 5 dakika kadar haşlıyoruz. El yapımı olmayan fettuccine'leri minimum 8-9 dakika arasında haşlama süresi var. El yapımı olduğu için yaklaşık 4-5 dakika kadar haşlanmış durumda oluyor. Efendim, ayrı bir diğer bir tavamızda ise zeytinyağımızı döktük. Ardından bir parça tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımız erimeye başladıktan sonra kızgın tavamızın içerisinde karideslerimizi döküyoruz efendim. Karideslerimizi kızgın tavamızda soteleme işlemine tabi tutuyoruz. Bunun yanı sıra makarnamıza bakıyoruz. Haşlanmakta olan fettuccine'imize. Bu işlemi aynı anda yapıyoruz ki yaklaşık yemeğimizin çıkma süresi 7 maksimum 8 dakika içerisinde olacaktır. Sotelenmekte olan karideslerimizin içerisine doğranmış sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Sarımsaklarla beraberinde soteledikten sonra yaklaşık 1 dakika kadar beyaz şarapla karideslerimizi tatlandırıyoruz. Çekilmeye alıyoruz. Beyaz şarapla beraberinde karidesimiz tatlandırıp çekildikten sonra ikiye bölmüş çeri domateslerimizi ilave ediyoruz. Ve çeri domateslerle beraberinde de sotelendikten sonra yaklaşık 1 dakika kadar fazla öldürmeden kremamızı ilave ediyoruz efendim. Ben şu an burada kaşıkla koyuyorum fakat 80 gram karidese 60 gram kadar krema ilave edersek kafi gelir. Evet, 4-5 dakika haşlanan fettuccine'mizi, hazırlamış olduğumuz karidesi kremalı sosun içerisine ilave edip 2 dakika kadar da krema ile beraberinde pişiriyoruz. Pişirme esnasında servise çıkmadan, tavamızı ocaktan almadan 1 dakika öncesinde de doğranmış olan fesleğimizi ilave ederek ayrı bir aroma, ayrı bir tat katıyoruz. Bunun yanı sıra bir miktar tuz, az bir miktar da taze tane karabiberimizden çekiyoruz efendim. Evet efendim, kremamızı iyice çektikten sonra tavamızı ocaktan alıyoruz ve doğru servise doğru gidiyoruz efendim. Ocaktan aldığımız tavamızı, hazır doğramış olduğumuz fesleğimizi ilave ederek kendi sıcaklığında fesleğimiz aromasını verecektir. Fazla öldürmeden hoş kokusuyla hemen servis tabağının içerisinde yerini bulacaktır. Evet, hazır olan fettuccine'mizi servis tabağımızın içerisine koyuyoruz. Ve en son olarak da İskenderun karidesimizi ilave ederek taze fesleğenle de süsleyip servise sunuyoruz efendim. Afiyet olsun. I'm sorry.